Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. HTML'e derinlemesine gireceğiz. Ne yapacağız bugün? HTML'in genel yapısından bahsedeceğiz. Bazı kullandığımız etiketler nelerdir onlardan bahsedeceğiz. Ve bu web alanında çok iyi ilerlememiz için bir başlangıç olacak. Hiç merak etmeyin. Şimdi biz bunu yaptık ama bu bizim bir standardımız değil. Bunun bir standardı var. HTML'in bir standardı var. Ona göre yazmamız gerekiyor. O yüzden bunu Yapmayacağız. Ne yapacağız? Şimdi göstereyim. Önce bir bunu kapatıyorum. Sonrasında bu yeni klasörümü bir klasörün içerisine atacağım. Bu klasörü sizinle paylaşacağım. HTML ders kodları diye. Okey. Bunun içerisine gireceğim. Neydi? Önceki dersimizde. Hmm. HTML nedir miydi? Bir önceki ders. Yok ilk HTML yapamadı sanırsam. HTML sayfamız. İlk HTML e sayfamız. Miz diyelim. Türkçe karakter yazmıyoruz elimizden geldiğince. Bir yeni klasörü attım. Bunu size paylaşacağım. Bu birinci ders. 2, 3, 4 diye derslerin numaralarına göre kodlarımızı burada yazacağız. Bu burada kalsın. Sonrasında ben oldukça bunun içerisine atacağım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu dersimizde HTML yapısını yapacağız. HTML yapısı diyelim. I kullandık ama bir şey olmadı artık. Ne yapalım? Kod ile aç diyeceğim. ya da geleceğim şöyle yapıştıracağım buraya uz yani sürükleyeceğim. Evet şu an boş bir HTML yapısı diye geldi. Şimdi arkadaşlar biz genelde bir web sitesinin içerisinde bir index.html HTML olur. Genelde e, onu sonucumuz onu okur ve onu bize geri döndürür. O yüzden her sayfada index neden index diye sormayın. Index bir varsayılan default bir e, HTML ismidir. Yani bunu okur sonucu bilgisayar diyeyim bunu okur. Biz onu görürüz. Şimdi index.html'i açtım. Ben bu boyut boyutlandırmayı birazcık daha büyütmek istiyordum. Öncesinde geleceğim. Şimdi bizim HTML'imizin içerisinde hangi kodlar var? Tamam mı? Ben bunu şuradan birazcık büyüteyim, zoom in diyeyim kodları daha iyi görün. Şimdi index.html dosyam var burada. Bunu açtım, içerisine girdim. Ünleme basıyorum arkadaşlar. VS kodunun Emmet özelliği var. Emmet özelliğinde bir birçok kodu bu şekilde sıkıştırmışlar bizim daha kısa yolunu yani kısa yolunu bulmuşlar ve daha az kodla yazmamızı sağlamışlar. Mesela ünlem, ünlem yazıyorum. Bana kullanabileceğim HTML iskeletini bu şekilde ne yapmış oldu? Vermiş oldu. UTF-8 karakter yapısını. Ondan sonra bu işte sanırsam Internet Explorer içindi. Sonra burada dediğim ki bunları çok, çok bilmenize gerek yok. Burada da işte responsive yani mobil yapıda nasıl gözünün görülmesi gerekiyor. Bir web sitesi onunla ilgili meta kodları var. Şimdi bu hit etiketinin içerisinde bilgi veriyor. Yani tarayıcı da tarayıcıya bilgi veriyor. Bu hit etiketin içerisinde olan mevzular. Şimdi ben tamam mı bunu aşağı kendim yazacağım. Şimdi bakın ne vardı burada? Hatta şöyle yapalım. Tamam mı? Şöyle açalım. Pardon bir saniye. Hatta öyle hiç yapmayalım direkt. Bakın. Dodge type var. Dodge type teker teker anlatayım daha iyi anlarsınız sonra yazarız. Dodge type'ımız bizim HTML sürümümüz tamam mı? Bizim HTML 5. Yani en son sürüm şu anda 5 HTML 5 sürümü. Bunu yazmazsak tarayıcı bunun kaçıncı sürümü olduğunu bilmez. Bunu yazıyoruz. Bu bak tek başına bir ne tek başına bir etiket açılışı kapanışı yok bu şekilde yazıyor arkadaşlar ünlem doctype type html diye sonra altında bir html var tamam mı bakın bunu açılışı kapanışı içerisinde tamam mı bu şekilde içerisine bir hit etiketi geliyor bir de body etiketi geliyor şimdi biz bunu kendimiz yazalım ne yapacağız işte doctype diye bakın altta hemen çıktı okey dedim sonra html etiketimi açtım. Tamam içerisine gittim. Şöyle içerisine girdikten sonra ne vardı? Bir tane heat etiketi vardı. Tabi şunu bu şekilde de yazabilirsiniz. Heat diye. Sonra kapattığınızda zaten otomatik VS Code onu tamamlar. Burada olay neydi? Şu etiket açma kapatma olayında. Bir etiketi önce açıyorduk. Etiketin ismini yazıyorduk. Mesela paragraf etiketi olan P. Sonra kapatıyorduk. Sonra tekrar açıp şu bunun kapanış etiketi olduğunu söyleyip tekrar etiket ismini yazıp şuradaki gibi sonra kapatıyorduk değil mi? Burada da aynı şekilde. Ne yaptık? Heat'i açtık. Bu şekilde kapattık. Kodlarımızı nereye yazıyorduk? Bunun içerisine. Bunun içerisinde işte o meta kodlarını yazıyoruz. Meta kodlarında neydi? Char setti. UTF 8'di. Evet bu şekilde. Bu meta tagında Tamam bunun içerisinde yazdığımız bu metaların içerisinde işte web sitesinin yazarı işte açıklama kısmı içeriği mesela bir ev ticaret sitesi ise işte yemek sitesi ise yemek sitesi gibi bazı kodlar alıyor şey yazılar alıyor bu yazıları tarayıcı okuyor ona göre indeksliyor ve bizim arattığımız Google'da search ettiğimizde arattığımızda çıkan sonuçları ona göre belirliyor bu meta bunu ayrıyeten meta html meta kodu nedir diye aratırsanız zaten birçok kaynak bulursunuz bunun dışında da çok çalışmanız lazım arkadaşlar mesela hit etiketini anlamadınız mı direkt html hit etiketi nedir diye aratmanız lazım sadece bir videoda bu iş olmaz üzerine gitmek gerekiyor. Sonra başka ne var burada? Mesela bilgi odaklı title etiketi var. Tamam mı? Title bu bir yemek sitesi deriz. Tamam mı? Şimdi kaydediyorum bakın unutmayın. Sonra sağ klik diyorum. Sonra açacağım dosyayı. Bir saniye şuradan açması lazım da ama. Hmm. Şu reveal in file explorer diyor. Tamam mı? Şuraya sağ tıklıyoruz. Bana direkt klasörü oldu. Klasörü açacak. Açtı. Sonra ben bu klasöre çift tıkladım. Şöyle yapalım. Tekrardan klasörüme girip şöyle çift tıkladım. Ne oldu? Şu anda açıldı. Bakın ne yazıyor şurada tam olarak. Bu bir yemek sitesi. Yani neymiş? Burada metanın içerisinde title yazarsam bu şekilde içerisine oluyormuş. Şimdi ben size güzel bir web sitesi önereceğim. V3Schools.html diyeceğiz. Bakın V3Schools.html diye aratacaksınız. Burada zaten ilk 3 schoolscom diye çıkıyor arkadaşlar. Başka sitelere girmeyin. Bunun yan sanayi siteleri var. Oralara girmeyin. Direkt buraya girin. Biraz yaklaştıralım. Girelim. Evet. Ne oldu? Bana html tutorial diyor. Bir tane şey ekleyeceksiniz. Ee, İngilizce extension'ı. Mesela eğer İngilizceniz kötüyse in Google e English extension Chrome aslında Chrome English extension diyeceğiz. Gelip buradan bakın şuna gireceğiz. Google Translate diye tamam mı? Şunu ekleyin. Ben de ekle arkadaşlar. Tamam bunu ekleyin. Eğer İngilizceniz kötüyse şunu sağ klip deyip buradan Translate to Türkçe diyor. Tamam mı? Türkçe böyle eğer okuyamadığınız zamanlar olursa bakın burada artık Türkçe oldu. Buradan istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Sol tarafta ne var? HTML tutorial demiş. Home, introduction var. Basic elementler burada. Mesela işte HTML elementleri bu şekilde sol taraftan ilerliğe ilerliğe gidebilirsiniz içerisine girip bir kere en az bir kere bir haftanızı verin. Tek tek bakın burada try it yourself diyor. Tek başına deneyebilirsin. Bakın burayı silip buraya 5 yazarsak. Bakın burada 5 yazacak şimdi. Run diyeceğim 5. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu şekilde bir site mevcut. Tamam mı? Girin içerisine oynayın biraz. Bakın ne var ne yok bunlar neymiş. HTML bölümüne gireceksiniz. Bakın üst kısımda HTML yazan yere. Girip içerisine bakacaksınız. Kendiniz de deneyebiliyorsunuz. Bakın try it yourself dediğimiz zaman burada bir layout var. Bunu size gösteriyor. içerisinde mesela cities yazıyor. Ben bu cities'i değiştirmek istiyorum. Sonra iki s e koyuyorum. Tıklıyorum bakın direkt değişti. Anlık olarak da değişiyor. Yapısını bu şekilde inceleyebilirsiniz. Evet bu siteyi kesinlikle tavsiye ederim. CSS'i de var. JavaScript'te de var. Orada da o videolar anlatırken de bunları konuşacağız. Evet bu siteden de bakabilirsiniz. Ayrıca dedik şimdi bu bir yemek sitesi dedik. Ne demekmiş demek ki hit etiketin içerisine yazdıklarımız bize tarayıcıya bilgi veriyor. Peki heat etiketiyle aynı hizada olan bir body etiketi var. Bu body etiketi ne yapıyor derseniz bu body etiketi yine bakın açılışı kapanışı şöyle göstereyim anlarsınız. Açılışı body yine kapanışı bakın bununla bu aynı hizada. İçerisine değil yani bu body gidip bunun içerisine yazmayın. Bu bundan ayrı. Bu ise bizim tüm yazdığımız HTML kodlarının yazılacağı yer. Yani bunun içerisine yazıyoruz. Paragraf etiketi yazıyoruz. İşte buton etiketi yazıyoruz. Tıkla diyoruz. İşte link etiketi yazıyoruz. Geliyoruz yönlendir diyoruz. Başka ne yazıyoruz? Ne etiketi var? Yani image etiketi diyoruz. Resim etiketi. Birçok etiketi var. Mesela kaydediyoruz. Bakın kaydetmeyi unutmayın. Kaydetmeyi eğer zor geliyorsa auto save derseniz buradan şu sol file kısmından tıklayıp altta auto save derseniz artık her tıkladığınızı kaydeder. Kaydetmek zorunda kalmazsınız. Ama başlangıç için size önerim şunu kapatın. Şu tekrar tekrar kaydetme olayına bir eliniz alışsın. Şimdi yenilediğim zaman bakın tıkla yönlendir gibi etiketlerin body'nin içerisine geldi. Eğer bana inanmıyorsanız şöyle geliyorsunuz. Mesela bilgisayar geneti YouTube kanalına giriyorum. Hemen bu arada kanala abone olmadıysanız arkadaşlar abone olun. Hemen reklamımızı da yapalım. Şöyle güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Bakın body etiketi. Body etiketini alıyorum. Siliyorum. Bakın ne oldu? Hepsi gitti. Tamam mı? Hepsi gitti. Demek ki neymiş? Body'nin içindeymiş. Bakın hepsi body'nin içerisinde. Bu şekilde de body'yi de anlamış olduk. Yani bu standartlar tek tek elimize yazmamıza gerek yok arkadaşlar hiç merak etmeyin ee, onlarca yüzlerce web sitesi geliştirdim birçok örnek proje yaptık her zaman görmüşsünüzdür VS Code'a giriyorum ünleme basıyorum enter'a basıyorum tak diye bu bana çıkıyor hiç gerek yok UTF-8 şu title'ı değiştiriyorum artık o anki projem neyse onu yazıyorum bitti şurada responsive'in scale'ini bazen değiştirmem gerekiyor meta bu kadar bazı işte SEO içinde bazı meta SEO dediğim bu arama Google'da aramada üst sıraya çıkma olayları var ya onlarla da ilgili meta var. Tabii ki bu dersin konusu değil. Bu kadar. Biz dersimiz boyunca hep body'nin içerisine etiketlerimizi yazacağız. Paragraf etiketi yazacağız, buton etiketi yazacağız, işte a etiketi yani link etiketi yazacağız ve bunlarla güzel web siteleri çıkartacağız. Evet arkadaşlar genel olarak HTML yapımız bu kadar basit. Şimdi ne yapacağız? Diğer videolarımıza devam edeceğiz. Bununla ilgili ben bir, bir örnek yapacağım hem de bazı etiketleri de anlatmış olacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.